Sivas'ta gittim. Adam keseledi keseledi. En son arkam mermer. Mermeri itti beni. Doğan dedim. Allah dedim herhalde ayağı mı kaydı ne? Keseledi keseledi. Doğan dedi. Duvardan dedim ne yapıyorsun sektiriyor. Abi? Adettir gelişim. Dedi. Ne adet dedim ben böyle bir şey görmedim. Efendim merhabalar. Bu hafta çok ciddi girdim ama farkında evet, mısın? Şaşkınlıkla izliyorum. Laptop'a bir şey yazıp girdi. Şifreye girip o beni ürküttü. O klasik ya şey çalışıyormuş yapmak için. Bir senedir falan senin ne zaman uygun olacağını konuşuyor. Evet, bir senedir abi. De olamadı. Bu niye? Bu yoğunluk niye? O dizi işleri zormuş kanka. O dizi işleri zormuş. Yani ulusal kanaldaki dizi işleri. Mesela Güldür Güldür'le ben çalışmıyormuşum hiç... Güldür Güldür'de. Değil mi? Öyle bir şey var. Ben bunu birkaç isimden daha duydum. Çalışmıyormuşum. Çalışmak yani, deyince ne yoğunlukta çalışıyordun onu söyler misin abi? 3 gün çalışıyorduk. Yok şeyde, dizide. Bazen 7 gün. 7 gün. 16 saat sette, 15 saat, 14. Yani gününe göre değişiyor tabii. Az işin olduğu zaman da oluyor ama az oluyor. O da az oluyor. Az oluyor. Yani genelde yani gün başlayıp bitene kadar orada oluyorsun bir şekilde. 140 sayfa senaryo abi. Ve komedi işinden bahsediyoruz. Ve komedi işi. 140 dakika komedi. 140 yani sayfa. Sayfa o bir de 160 dakika falan çıkıyor filan. Tabii. Yani şu bana çok gerçekten acayip geliyor yani. Ya hiç adına komedi demeyelim. Çünkü 140 sayfalık bir normal film çektiğimizde bile 105 dakikaları iyidir filan. Düşürelim. Necati abi öyle der yani işte 105 dakikaları iyidir ihtiyar diye bahseder. Yani bunun dizide her hafta 160 dakika olması mümkün mü abi mümkün ya? Mümkün değil. Yani bu artık hani bir yalanı yaşamak anladın mı yani? Yani evet biraz mecburiyet gibi oluyor. Bu 140 sayfada kim ne kadar kimi güldürebilir ya? Öyle bir şey yok. Abilerim ama bu da sektörün gerçeği ya artık ya bunu kabul edip artık buna göre mi bir yol, bir çözüm, abi, bir şey bulsa. Bu yapımcı olmazsa hiçbir şey olur. Aynen. Bu şu an ikimizin işsiz kalıp kendisini ama abi bak uyumlu tiplerle çalışalım. DJ beni duyun sen. Buradan. Abim yazmaz, ben yazarım. Yani şey değil mi abi artık yani tamam 140 sayfa artık bunu kabul ediyor olmamız lazım. Etmiyoruz i̇şte abi. İşte etmesek belki daha güzel şeyler olabilir ya. Evet. Yani ya bunca senedir etmediniz. Değişti mi abi? Biz kimiz ki? İlle şunu mu söyleteceksin? Biz yani kimiz? Illa. Hayır ama abi yani bundan mutlu olan bir kişi var mı sektörde? Olabilir var. Niye olmasın? Vardır. Yapımcılar da onun mutlu olması da yeterli değil mi? Kanal mutludur. Aynen öyle ve onlar yetiyor zaten. Yani. Başka hiç kimsenin mutsuzluğunu önemsenmeyecek şekilde evet. Devam ediyoruz. Ama çok zormuş. Ben çok şimdi zor. Test ettim. Güldür Güldür'de de şöyle bir şey vardı abi. 3 gün çalışıyorsun ama her hafta yeni bir şey yapmaya çalışıyorsun ya. O bütün hafta senin beyninde dönüyor, kafanda dönüyor. O kısmı yorucuydu ama burada hem bedenen hem zihnen bir yoruculuk var. Hayatı kaçırmak var. Dışarıda konuştuk ya, sivil hayata alışmaya çalışıyorum ya. 5,5 aydır bir karavanın içinde ya da sette, o platonun içinde oralarda böyle hep aynı yüzler, aynı insanlar. Kızım büyüdü. Truman Show gibi değil Truman mi? Truman Show gibi, evet abi. O platodan girdiğin an her şey böyle lay lay lay. O zormuş. Yani peki bir şey diyeceğim mesela hiç böyle meslek hayatında da ulan ben bu işlere nereden bulaştım ya lanet gitsin yani başka bir iş yapaydım da bu işlere bulaşmasaydım dediğim bir an oldu mu? Oyunculuk işine mi? Evet genel olarak bizim. Yoksa proje olarak mı? Proje olarak oyunculuk olmuştur. Oyunculuk olarak. Oyunculuk olarak meslek... demedim ya demedim hiç. Mutlusun yani bu işi yapmakta. Kendimi şanslı azınlıktan sayıyorum. Yani işini yaptığı işten mutlu olan şanslı azınlıktan sayıyorum. Başka kim vardır ki zaten işinden mutlu olacak? Vardır ya adam bankacılığı seviyordur, bankacı olmuştur, mutludur. Ama bizim ülkede şey sorunu var ya, devlet dairelerinde ne bileyim özel sektörde de bazı yerlerde girersin ve işini sevmeyen insanlarla karşılaşırsın. Adam öğretmenlik okumuş, polis olmuş. Sevmiyor belki. O yüzden bir gerginlik veriyor hayatın içinde. Bu yüzden... Mesela bankada işim olduğunda ya da bir devlet dairesinde işim olduğunda geceden şey oluyorum. Gideceğim orada. Suratlar. Beş karış. Sıra alacağım. Orada biri öne girmeye çalışacak bir şey. O yüzden ben kendimi şanslı sayıyorum yani. Ben mesela öyle durumlarda kendimi yalakalık yaparken buluyorum. Ben de ya. Ya işini kendi işini yapabilsin diye ona çok iyi davranan ama müşteri olan bir taraf. Evet. Yani hani öyle de yapabilir miyiz acaba bilmem ne. Bana hani şimdi bir şey satacaksınız ama.
mümkünse. İyi hissedin kendini. Ben abi onu şeylerde yapıyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Aşırı işe yarıyor. İşte böyle online yemek sitelerinde falan yemeğin geç geliyor ya da işte bir alışveriş yapmışsın kargom nerede diyorsun ya. Orada o şeyle müşteri temsilcisiyle yazışırken merhaba nasılsınız dediğin anda onun bir şeyini sorduğun anda. Bu bir bug mı yani? Tabii. Kesinlikle çözüyor. Tabii. Çünkü o kadar kimse sormuyor ve ben herkes anasına bacısına söylüyor ki. Bir anda mesela size nasıl yardımcı olabilirden merhaba öncelikle nasılsınız iyi misiniz dediğimde. Nezaket Eray Bey. Serum alıyor orada. Aynen bunlar da varmış. Benim bunun işini çözmem lazım diyor yani. Bir anda hayatım. Bulunsun. Ben de yapıyorum. Bak benim o yazışmalarımı okusan Süleyman Seba mı yazıyor? Yani flar beliriyor bir anda. Çok kibardır. Evet. Ben hep mesela şeyin tereddütündeyim. Mesela benim adım Kazım olsa ben yine orada Çağla ismini kullanırım. Niye? Yani erkeğin erkekle muhabbeti daha avam olabilirken Çağla olduğum için daha iyi davranılabilir gibi geliyor bana. Bu yani çok kötü bir yer. Ya da benim çok, içimde bir kadın yatıyor. Aynen. Bilemedim. İnşallah o Çağla'yı hayatına yansıtmasın sonrasında. Peki bir şey soracağım işle alakalı. Bu işi yapmasan ne iş yapıyor olurdun abi? Ya sence? Hiç aklıma bir şey gelmiyor biliyor musun? Hiç çevrende bu son dolandırıcılıklarda parayı kaptırmış arkadaşın var mı? Yok. Bizde para yok oğlum ya. Ya olsa vallahi da, bak bir tane mesela bir yapımcı da desin ki ben de işte bilmem ne fonuna girdim. Ben de işte şu mevzudan parayı yedirdim falan. Bakıyorum herkes kendi kendine yetebiliyor ancak. Ya şey var kanka mesela böyle bir sistemde sana işte 1 liram var bir ay sonra sana 3 lira vereceğim dediğinde gayri ihtiyar dersin ki ulan bu birinin hakkını yiyor da bu para bana gelecek. Koskocaman bir imkanı var mı öyle bir şeyin? Ya boş bulunursun cevapsız bir şey olabilir. Oluşum korkuttu biraz galiba. Biliyorum Ponzi'de olduğunu. Ta boş bulunursun bir şey olabilir ama bu kadar büyük bir boş bulunmak da sürekli elde çantayla. Sistematik bir boş bulunmak inandırıcı gelmiyor sana. Peki benim asıl korktuğum ne biliyor musun? Bu belki de bir dalganın son halkası. Olabilir. Yani bundan önce belki de 10 kere oldu, 11. de çünkü. Olabilir. Bu kadar rahat rahat bu organizasyonu halledebiliyor olmak ve inanıyor olabilmek ve sürekli inandırıyor olabilmek. Evet. Çevrende gel oğlum burada var filan. Yani kimse de ben yani ortaya çıkmamış önceleri olduğunu düşünüyorum. Başka türlü ikna olamıyorum çünkü bir insanın bunu yaptığını. Bu arada yeni bomba var. Onu okudunuz mu? Nedir abi? Sanatçılar içinde de böyle bir evet, çıkmış. Gördüm. Birçok insanı dolandırmış ama utandığı için onlar rezil oluruz diye söyleyemiyormuş. Yani millet dalga geçecek. Şok şok şok. İsim var mı sende? Peki burada söyleme. Ben söyleyebilirim. Twitter'da okuyun abi. Söyle. Hülya Avşar diyorlar. Vallaha mı? Vallaha. Başında mı dolandırılmış mı? Başında diyorlar. Ne başında olur mu dolandırılmış? Hülya Avşar oğlum. Ben de öyle isim. Onları çözüyor değil mi? İşi gücü yok ya. Kadın isterse. Bambim var benim diye. Ponzim var benim. Öyle dolaşıyor ortada. Kaç yıl oldu abi senin sektörde? Ben 2007'de geldim. 2007 bak 16 sene. Kaç film? Sayısız belki de. Yok sayısız değil de. Senin. Sen hayırdır bizi gömmeye mi çağırdın? Hayır hayır. Abi her filmde oynuyorsun ya ondan. Hayır, hayır. Ben sana nedenini söyleyeyim mi onu? Bir yere getirmeye çalışıyor seni. Çok da heyecanlı kaçıracağını düşünüyor. Onun için cevaplarını da kendisi. Sayısız film. Sonra dizi para hesabı var. Yapmayacak inşallah. Abi sen şu kadara oynasan. Şuradan hesap. Terliyor bir de bu şey. Kaç tane proje olmuştur abi? Sayısız olmasa da bir sayısı vardır. Kanka yani. O irili ufaklı. İrili ufaklı. Çok küçük de olsa oynadığım bir 11, 12, 13 film vardır herhalde. Bunların içinde hiç öpüşme sahnen oldu mu abi? Oldu. Olmuştu diye hatırlıyorum ya. Bak. İşte bu kadar önemsiz bir şey değil abi. Niye önemli? Niye benim rüyalarıma mı gireceksin? Eylül Barklı adam ya. Hatırlamıyor. Yani çok iyi hatırlamıyorum. Vallahi. Öyle bir öpüşme yoktu. Bir minnoş bir öpücük. Minnoş bir öpüşme vardı diye hatırlıyorum. Ben hiç öpüşme sahnesinde de bulunmadım. Mesela çekilirken de bulunmadım. Nasıl oluyor? O yerde olmadın mı? Ambiyansı onu merak ediyorum. Bak ötesini düşünmüyorum bile. Gerçekten çok bağnaz bir yerden bakıyorsun şu an. Yani şunu bak Menemen'de benim büfeci arkadaşım vardı. O sordu. Bir o sordu. Seviye bu işte. Bir de sen sordun. Terledi mi şimdi? Vallahi. Gergin bir şey bence ya. Çok mutsuz oluyorsun abi hiç gergin öyle bir şey. Gergin bir şey abi. Yani bunu sevimli bir şey değil. Şundan dolayı gergin. Yani karşındaki rahatsız olur mu olmaz mı partnerin yanlış anlar mı falan kafanda böyle şeyler dönüyor ama yani sonuçta karşındaki de profesyonel bir oyuncu. Sen de profesyonel bir oyuncusun. Hani kardeşim kusura bakma birazdan öpüşeceğiz. Evet öpüşeceğiz tamam bitti. Bir öyle bir seti yalnızlaştırıyorsun işte herkes olmasın istiyorsun. Evet. Aslında oyuncuları
konforlu hissettirmezsen evet. zaten hiçbir Gergin dokuda yaramayan yani. Bir şey oluyor yani. Bir Martı diye bir filmde oynamıştım. Orada bir sevişme sahnesi vardı karısıyla. Çok gerilmiştim yani. 50 kere özür diledim arkadaşımla. Kusura bakma diyorsun değil mi? Bir şey olduğu da yok da yani. Öyle. Hani yanlış anlama ne olur. Rahatsız etmiyorum umarım. Bir bakıp çıkacağım. Öyle oluyor ama ne yapacaksın abi? Abi çocuk olduktan sonra. Öyle bir başladık. Ne oldu ya? İnşallah sonrası bir soru geldi. Bazı şeyler değişti mi? Ya öyle tonlamıyorum ama yani böyle. Hep altında böyle bir cinsel şeyi var gibi ya. Ya hep bir alt metin akıyor orada. Utanacaksınız. Çocuk olduktan sonra adam hep böyle annelerin, babaların bir hareketli işte çocuğunu gösterirler. Devamlı çocuklarıyla ilgili bir şeyden bahsederler ya. Sen ilk başta ona kızıp da çocuğun olduktan sonra yaptığın aynı hareketler var mı? Ulan bu hakikaten yapılıyormuş dediğin. O fotoğrafını fotoğraf gösterme olur. Başka bir şey olur. Çok nadir ya. O da biri sorarsa hani arkadaşların falan sorarsa gösteririm de öyle hani ekran bugün resmi. Bugün de ne yaptı? Ekran resmi falan yapmadım daha. Hiç onu şey yapmadın mı? Yok. Ben orada şöyle bir şey bakıyorum. Ben öyle bunaltıyor gibi hissederim insanları. Darlıyor musun? Evet ne gerek var? Hani merak eden sorar zaten sen de gösteririz. Mesela orada şöyle bir galiba görgü kuralı var. Karşı taraf kendi çocuğunu gösterdiğinde ona mukabil sen de kendi çocuğunu gösteriyorsun. Evet. Hani havada kalmasın. Bizimki de böyle yani. Yaptı filan diye. Bu ne ki? Yine buna bak. Parende atıyor. Ve İngilizce konuşarak. Mesela şey benim anladığım dil bir tane öğretmeyeceksin de birden fazla öğreteceksinci bir ekol başlamış şimdi de. Mesela önceden İngilizce biliyor benim çocuğum. Güzel bir cümleyken şimdi hem İngilizce hem Almanca eğitimi alıyor 4 yaşında. İşte dil mesela dil öğrenmesi çok faydalı bir şey. Çünkü o yaşlarda çok çabuk hemen öğreniyorlar olur. Ya ama biraz ne bileyim yani çocuğa da alan vermek lazım. Çocuk bu oynayacak. Belki bale kursuna gitmek istemiyor ya da piyano çalmak istemiyor ya da istemiyor olabilir bir sürü şeyi. Biz fazla dikte ediyoruz. Fazla zorluyoruz. Sence masaldan ne olur? Neye kabiliyeti var gibi? Ya biraz huyu suyu da bana benziyor gibi. Aynen. O yani hep dikkat onda olacak. Sanat sepet mi? Bizi güldürmeye çalışıyor sürekli. Hmm. Olabilir niye olmasın? İster misin peki? O ne isterse ben onu isterim. O nasıl, neyde mutlu oluyorsa ben onda mutlu olurum. O şey albay çocuğu sendromu yok sende. Sen asker olmayacaksın filan durumu. Oyuncu olmayacaksın. Asla. Çünkü diziler 140 sayfa. Ve yapımcılar anlamı. Ve yapımcılar seni bir rolde ve geçen katana kıstırıyor. Geçen gittiğim YouTube programındaki çocuk bile. Acı bizi. Bu tekelci bile. Sorulara baksana. Bu sektör mü kızım? Bunlarla mı çalışacak mısın? Televizyondaki tanıdığını şey gördün mü sen abi yanında mıydı? Duygu atmıştı. Beni yani televizyon falan izletilmiyor zaten. Benim dizim onda ilk yaş bölümüydü. Ne? Masal 18 ay oldu. Yani bir yerde bir izlet biraz bakabilme şansı doğuyormuş falan öyle bir sürü tevatür. Bilmiyorum olabilir. O kadar profesyonel baba değilim ama mümkün olduğunca televizyon göstermemeye çalışıyoruz. Ama şu an şeyi engelleyemiyoruz mesela. Altını değiştirirken mutlaka aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Böyle bir şey var. Bunu izlemek zorunda. İzliyordu. Yıkıyor ortalığı. YouTube'da mı var bu? YouTube'da. Açılıyor. Allah'ın belası şarkı kim yaptıysa yani dansı falan da var. Onu da yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Ve şey de baba ha. Sen de yapıyorsun. Guli guli ram sam sam falan. Ne yapıyorsunuz? Ara. Neymiş o bu? Çok zor ya. Çocuk maestro gibi. İşte aye sen de o da başlıyor. Baba aye bu. Hani şey yapıyor. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende diye. Barış Manço gibi. Hadi erkekler. Çok iyi. Televizyonda tanıması. Aynen. Dizinin ilk bölümünü izliyordu Duygular. Ben setteydim. Orada tabii, bir tabii görünce. Orada bir görünce tanımış. Ha. Duygu videoya çekmiş ama böyle sonlarını yakalayabilmişti. Heyecanlanmış mı böyle baba filan yani diye. Anlayabiliyor mu onu merak ediyorum. Televizyonda görüyor ama dokunamıyor. Onu anlamıyorduk babam. Ya biraz da bunlar zaten doğar doğmaz bu dünyanın içine doğuyorlar ya. Yani o kamera, telefon mesela bizim hanımın yeğeni. Mesela telefona inanılmaz bir böyle bir merak ve şeyi var böyle. Ne denir? Mail etmesi abi. Hepsinde var.
böyle alıyor. Yani ben diyorum ki genetik olarak buna yatkın doğuyorlar demek. Yani bu ya telef- bizim de hatamız. Elimizde görüyor çocuklar. Doğru yani. Aslında. Ve orada değişik bir dünya var. Düşünsene kendi çocukluğunda şunun olduğunu. Ben babamı bıçaklardım vermezse yani. Ya benim babamın Ericsson Takos telefonuna şey yapıyorduk ya, versin de bir oyun mu oyun dandik. Yılan oyunuyla geçtim. Yılan oynamak için. Evet. Gözlerimi kapatıyordum, yılan avlıyordum orada yani. Öyle bir dünya. Şimdi bu çocuklar ne yapsınlar? Haklılar yani. Yine tüm gözler bana döndü. Çocuklarınıza tablet verin diye girecekmiş gibi bir şey. Anneler, babalar. Verin ya. Daha mutlu bir dünya için. Senin bir şey hikayen vardı, onu hatırlamaya çalıştım da. Daha demin Onur abiye seni tanıdı mı deyince. Babam diye başka birisine sarılmıştım. Ha evet, o neydi çocukken. Neydi onu bir anlatsana. Babam askere gidiyor. Ondan sonra tam da ben 3 yaşındayım. Ondan sonra eve gelen bıyıklı bir adama, yani Şaban amca işte. Babam diye sarılıyorum. Yanındaki onun gerçek oldu. O senin baban değil deyip beni itiyor. Yani haklı bir tepki. Travma. Çocuk. O gün bugündür de babama baba demem falan diyor. Şaban derim. Aynen. Ona da amcam diye sarıldım ve o da ben babanım dedi. Ya şey, mesela tam ona geleyim. Onu da merak ediyorum çünkü. Bizim çocukluğumuzda travmatize olacağımız çok şey varken bu kadar normal. Herhalde normaliz diyebiliriz yani. Abuk sabuk işlerimiz yok. Şimdiki çocukların bu kadar çıt kırıldım olması sana nasıl geliyor? Yani yetiştirilme şekilleri değişti. Bizi biliyorsun salıyorlardı işte. Hani koyunları salarsın sabah da akşam onlar ahıra geri gelir ya. Hı. Onun gibiydik. O da kendi el yordamınla buluyorsun. Doğru muydu? O da doğru değildi. Ama bunun bir ortasını bulmak lazım. Şimdi de fazla değil mi? Fanusun içinde yetişiyor çocuklar. Yani anne babalar var. Ama babalar da anne gibi. Evet. İki anneyle büyüyor. İki anneyle büyüyor. Mesela baba figürü ve anne figürü bence ayrı olmalı. Çok cahilce bir yerden konuşuyor olabilirim ama bence öyle yani. Benim hissettiğim o. Bir baba figürü var, bir de anne figürü. Şimdi iki tane anne olunca bir otorite eksikliği oluyor. O da sonra çocuk bir kötü bir olayla karşılaştığında paramparça oluyor. İhtiyaç olduğunda. Paramparça oluyor yani. Çünkü hepimiz her şeyi onlara anlatarak ve ikna ederek halletmek zorundayız. Bende de şey vardı mesela. Zorundayız. Annemle konuşacağım konular, babamla konuşacağım konular. Ya yani o bir net bir ayrımdı. Babamla konuşacağım konu gidip annemle konuşmazdım yani. Onu biliyor olmak bence de çok önemli. İki tane anne ya da aynı yerden yaklaşan iki tane ebeveyn olması bence de çok... Görev tanımları değişiyor. Ya dediğim gibi ben bunu cahilce bir yerden söylüyor olabilirim. Benim fikrim bu. Yani benim hissettiğim, yapmaya çalıştığım şey bu. Anne ve baba farklı iki rol modeli. Bu paylaşımı yapmak lazım. Yani ben de duygu kadar yani anne olursam nasıl olacak bilmiyorum. Ben onu kafamda oturtamıyorum yani. Bunu tabii ki bir pedagoga sormak lazım. Şu anda zaten bize kimler neler diyor da bunları dediğimiz için. Bak benim ipimle kuyuya inmeyin. İçimden söyleyeyim de yani. İki baba lazım çocuğa. Bir anda çocuğuma tuhaf şeyler oluyor. Ben bu programdan sonra diye... Herkes bunu izlemiş. Neydi o, yatırım tavsiyesi değildir. Aynen. Bakım tavsiyesi değildir. Yağmur yağıyor. Geçen gün yine sel bastı her yeri. İşte kurye... Gördüm. İşte küfrede geliyor. Orada ikiye bölünmüş vatandaş işte. Kimisi diyor ki adamın işi bu. Hani nasıl bir... nedenin onu itfaiyeciye çok yangın olduğunda çağırmayalım demiyorsan bunda da diyemezsin. Diğeri de diyor ki işinin her bölümü o değil. Yani bu kadar da imkansız bir şey istemek manası. Sen ne düşünüyorsun? Yani çok zorlu bir yerdeysen sipariş vermemek lazım ya. Yani çok zorlu bir yerdeysen eğer işte bakıyorsun görüyorsun mesela evin önü sel olmuş. Oraya da bir zahmet söylemeyiver yani. Yani ya da aciliyeti olan ney? O anda söyledi. Ya bir ilaçtır, bir ne bileyim çok acil bir ihtiyaçtır. Bebek bezidir, bir şeydir. Bir şey ne bileyim hani kendin halledemiyorsan söylenebilir. Ama bu arada bildiğim kadarıyla kuryeler de şeyden para kazanmıyor mu ekstra? Evet, her primleri var. Gidişten değil mi? Öyle bir şey var. Şimdi bütün işlerini de durdurabilirsin adamı. Adam bu sefer de o yüzden sövebilir sana. Öyle iki ucu şey tuhaf gibi bir yer yani. Geyik var ya böyle ben çöpleri yere atıyorum çünkü istihdam yaratmak istiyorum. Hani ben hepimiz çöpleri bir yere atarsak temizlikçiler yiyecek filan. Ya mükemmel kötü bir faydacı bir fikir. Bu fikir benim fikrimdi. Onur'u yedirebilmek. Ya? Onur'a yedirebilmek adına denedim bunu. Umarım bu tutmaz ha. Tüm şehir değil mi? Paris gibi olur diye. Vallahi öyle.
sen cüzdanı düşürdün. Cüzdan düşmüş, telefon bu ne, yerden çıkan. Onur seni dağıttı, farkında mısın? Vallahi öyle ya, sorudan sonra kendime gelemedim. Kurye bu arada ben sipariş veririm abi. Eğer o restoran kapatmadıysa, restoranı kapatma gibi bir seçeneği var çünkü. Kurye hizmetini. Yani, o da eziyorsa personelini. Ya ne yapayım, açım. Evde bir makarna haşla. Bir makarna da yap be adam. Yani o kadar döve döve çıkartacak. Hak etmiyor mu ama? Tiksine tiksine şey çıkartacak. Yani tost mos bir şey yok mu? Sushi de yeme o gün canım. Ya hep siz bak arkadaşlar, hep hırsızı suçluyorsunuz. Yani restoran sahibi kapatsın o zaman. Kapatsın da işte adamla ekmek parası be kanka. O gelip, belki dediğin gibi hayır, abi. Gelip yani şimdi senin orada sel var, şurada yok gibi ya. Evet. Hani sen şu bölgeye verme diyor, bu bölgeye geleyim ben. Ama bazen de şey yapıyorlar, mesela arıyorsun. Neredesin abi diyor. İşte şuradayım abi, orada işte yol çok kötü, işte yağmur çamur, oraya getirmesek olur mu? Tamam diyorsun. Evet. Belki öyle de şey ben yani. Bir makarna suyu koyayım diyorsun. O zaman makarna. Abi evde makarna var mı? Var. Ne arıyorsun lan diyor. Ya bir arkadaşım şey diyordu. Ben makarna yapmayı bilmiyorum demiştim bir gün. Nasıl bilmiyorsun oğlum dedi. Ocağın yanına makarnayı koy, şuraya su koy, o kendi oluyor zaten. Aynen öyleymiş. Gerçekten mi bilmiyordum bu arada? Bilmiyordum o zaman. Allah Allah. Şimdi biliyorum. Şimdi başka yemek yapabiliyor musun? Yumurta. Yumurta. Ama sen nerede okudun? Şeyde okudun. İzmir'de. İzmir'de okudun, ailede yanında okumadın yani. Evet, ben yapamadım hiç yani. Allah Allah. Yani elimden gelmedi. Yani çok enteresan. Denemedim de çok. Çok canın da çekmedi. Ben öyle yemekle aşırı bir bağım yoktu. Öyle üniversitede hiç yoktu. Şimdi nasılsın mesela? İşte normal, ölmeyecek kadar. Ya bu artık şeyden gına geldi. Bu son bu MasterChef'ler falan da yüzünden galiba. Böyle insanların yemeğe dair inanılmaz bilgili ve sana anlatma heveslisi olmasından. Pandemi. Ben dinlemeyi de çok sevmem yemek işini. Ya bir ekmek yapıyorsun. Allah kahretsin, fırıncı o kadar anlatmıyor ya. Ceviz koyuyormuş. Abi yani şunu bir şey yapın da bir rahat rahat takılalım. Ekmek mi yiyoruz? Ne yapıyoruz? Yarışmaya mı katılıyorsun? Köydeki teyze o zaman hiç susmasın. Bütün her turşusuna kadar kadın yapıyor. Tandırımı yakmışım. Bak şimdi. Yapmışım hamurumu. Açmışım diye. Vallahi öyle anlatır çünkü yani. Hani bir yufka işte bilirsin işte kışlık yapma diye bir şey vardı. Sabaha kadar onları dinleriz o zaman. Ama bu kadınların şey, sesi yok. Şey ne güzeldi o ekmek günü. Evet. Çok özel bir gündü o ya. Mesela tereyağları sen yaşadın mı onu? Ekmek günü. Tam... Köyde ekmek... Mesela bir gün ekmek yapıyor herkes. Yani haftalık, kimisi aylık yapıyor. O kışlığı var. Kışlığı var. Bergama'dayken onlar mesela aylık yapardı. Hı. Tuğla fırında böyle büyük ekmek yaparlardı. Bu ekşi mayalı falan filan evet, var evet, ya şimdi. Evet. Onlar gibi böyle büyük. Onu bir ay boyunca sararlardı bezleri. Bir ay boyunca kese kese yerlerdi. Onun tereyağı, peynir. O ilk çıktığı an var ya. Muhteşem. Ağzından su fırladı yemin ediyorum. Şu an Bergama'ya doğru hareket etti. O neydi ya? Bizim Sivas'ta mesela şey yufka versiyonu yufka var. Yufka da var. Bizde öyleydi. Hayır, Tunceli'de de yufka versiyonu. Işte. Aynen. İşte o tarafa doğru gidince yufka oluyor. Ve o gün o ekmeği sardığım şey falan çocuklukta inanılmaz böyle güzel anlar yani. Kimse... Ya yemek anlatıyor millet dedin. İki saattir biz anlatıyoruz. Aynen. Ama köyü anlatıyoruz. Ama kaybolan lezzetler. Peynir sarmayı anlatıyoruz. Ama biz TRT belgesel şey tarafıyız. Kaybolan lezzetler. Yufkalarımız, yufka yürekli analarımız falan öyle gidiyor bizimkisi. Ne yaptık abi? Eti almadık ya. Yani mesela etin hayatımızda bu kadar olduğu bir dönem de hatırlamıyorum. Böyle 15 kilo et var mesela artık. Öyle yemek yapıyor. Ulan gerçekten o kadar et yemiyorduk biz ya. Ya şimdi de bir sürü insan yiyemiyor, orası ayrı ama. Yani mesela o Amerikan usulü o büftek bilmem ne, ben hiç hayatımda bilmem yani. Köftedir bizde. O kemikli falan. Evet öyle. O atıyor, mühürleyeceksin diyor. Öyle bir hiç hayatımda bir şey mühürlendiğini görmedim yani ben hayatımda. Hiç o kadar etim olmadı. Bizim tek bildiğim mühür öğrenciyken işte saatleri mühürlerlerdi. tabii bizim. O kadar yani. Elektrik, su o yani ne olacak? Şu sıralar hiç hayatında lan şu işte olsaydım dediğim bir iş var mı? Televizyon, sinema, ben şeyi tiyatro. Çok seviyorum. İkincisi çıktı ya şimdi, Ölümlü Dünya. Evet. Onun bir yerinde olmak isterdim ya. Ya şuna katılıyor musun? Mesela bunu kime sordum? Birine daha sordum da. Kariyerin aslında bir yerde evet tercihinmiş gibi görünüyor ama bir yerde de yaşla ilgili ya da işte önüne çıkan fırsatla ilgili kırılımlar yaşıyorsun mesela. Güldür Güldür senin için öyle bir kırılım. Tabii. Büyük bir kırılım. Yani. Ve hayatının zaten kaç? 8 sene mi? 10 sene. 10 sene oldu mu? Sen onluklardan mısın? Ya 10 senesini verdiğim bir yer. Yani ana akım bir iş dediğimiz daha çok kitleye ulaşan bir iş. Diğer tarafta da alternatif dünyalar var.
Mesela Selçuklu organizasyon bizim işimiz yaptın. O da başka bir mizahtı filan. Sanki böyle şeyi hissediyor musun? Yani burada olduğum için ben diğerinde oynayamammış gibi geliyor insanlara. Ya da işte ben bu tercihi yaptıktan sonra diğer taraflarda aynı performansı gösterip gösteremeyeceğim bir soru işaretine dönüşüyormuş gibi hissediyor musun? Yani, tam sorabileceğimi sordum, anlamadım yani. Aslında sen komedi yaptığın için mesela bir dram rolünü yapabilir gibi mi diye düşünüyor. Tabii bence düşünüyorlar yani. Yani bu kalıplaşmış bir dünya var sanki. Ama hep vardı. Hani bunu kıran çok önemli oyuncu abilerimiz, ablalarımız var tabii. İşte Şener Şen'i düşün. Haluk Bilginer de öyle mesela. Bilginer'i. Komedide de oynatıyorsun, dramda da oynatıyorsun. Ya komedinin biraz da miktarına bağlı sanırım. Evet. Yani biz Güldür Güldür'de daha grotesk bir mizah yapıyoruz. Çünkü orası bir sahne. Seyircimiz orada. Seyirciye bir şey yapıyoruz. Bence onun dozajı da etkiliyor insanların kararını. Bir de ne dersen de abi bizde o oyuncuyu öyle seviyorum ben yaftalaması var. Evet. Yani maalesef öyle bir durum var yani. Tabii şimdi ben bir tane fotoğraf koyuyorum mesela. 50 kişi mesela bu dizide oynadım. Onunla ilgili bir fotoğraf koyuyorsun. İşte şu gün şu saatte. Olmadı, Güldür Güldür'e dön. Ya niye? Hayır tamam, yani sevmeyebilir, olmamış görebilir, olmamıştır. Her şey olabilir. Ama adam seni orada görmek istiyor. Orada görmek istiyor seni. Orada arkadaş olmuş seninle aslında. Evet, aslında yani ben bunu şey olarak görmüyorum. Bir eleştiri, bir nefret, bir kızgınlık olarak görmüyorum. Aslında bir sevgi var burada. Diyor ki biz seni burada seviyorduk, buraya dön. Ama sen adama şeyi anlatamazsın. Kardeşim benim bir kariyer planım var. Artık oyunculuk skalamı genişletmek istiyorum. Gelişmek istiyorum bir oyuncu olarak. Bir alanda hapsedilmek istemiyorum. Başka bir şeyler de yapmak istiyorum. Farklı yönlerimi keşfetmek istiyorum. Varsa eğer bunları geliştirmek istiyorum. Sen bunu anlatsan adam şey güldür güldüre dön. Hani onu der yine yani. Der. O yüzden anlatamaz. Ama bu dediğin gibi yapım tarafında da oluyor. Şimdi abi yapımcı olarak düşün. Siz kendiniz yapımcı olsanız dünya para koyuyorsunuz. Şimdi Onur abinin de bir Güldür Güldür'den veya diğer işlerden bir halkın alıştığı bir oyunculuğu, bir karakteri var ya. Hmm. Yeni bir şey denemesine izin verir misiniz? Audition alırım. Bakarız. Aynen. Hayır öyle abi. Senin oynamanla ilgili hiçbir soru işareti genel yok. Genel işte zaten. Genel diyorum. Ben öbür tarafta halkın gözünden diyorum. Şimdi yapımcı o riske girmek ister misiniz? Sen bir filmi iyi bir şekilde çıkarıyorsan o film mutlaka, o dizi mutlaka karşılığını buluyor yani. Sen çağırırsın adamı, dersin ki bak benim böyle bir filmim var, oku bunu, okursun. Şu sahneyi audition almak istiyorum senden dersin. Alırsın. Ya iyi oynuyorsa risk değil ki bu. Hani risk hiç audition almadan birine bir rolü vermek. Evet. Benim şeyde sen oyunculuk halkın gözünde izlenir. Evet, evet. Niye izlenmesin? Onunla iyi oynadıktan sonra. Risk ama baktın. Ama niye mesela Şener Şen gerçekten o anlamda skalası geniş bir eşkıya usta yani. Eşkıya da var. Gönül yarası da var. İşte ne bileyim. Kibar Feyzo da var. Kibar Feyzo da var. Unutulmaz yönetmen Müsaaden de var. Müsaaden abi o zaman, ama doğru cevap ver bak bana. Yanında Onur abi var diye şey yanımda yapma. Onur var lan. Yönetmen olarak. Yönetmen olarak. Tamam mı? Dediler ki Onur Bulduğ'yla anlaştık. Sen komedi mi yazarsın ve çekersin, yoksa alternatif bir iş mi yazar ve çekersin? Geçen sene Tebessüm diye bir filmde oynadı, gayet de mis ya gibi oynamış. Ya ben bunu anlatamıyorum. Ben Onur abinin oyunculuğuyla alakalı bir şey deme haddine sahip miyim sence? Onur'un üzerinden söylemiyorum ya. Oynadı çok da zaten oynamıştır. Bununla ilgili bir şey değil. Sen ne yaparsın onu soruyorum. Komedi yazarsın. O kadar eminim ki. Alternatif bir şey yazarım da Onur'um da şurada bu da değil yani. Kolpa yapma şimdi. Nereye iş yapıyor? Mubi'ye yapıyorsam dramdan yürürüm. Yani. Ama tutup şey yani hani ne diyeyim? Vizyona sokacaksın. Vizyona sokacaksın. O zaman tabii ki güçlü olduğu ve hani zaten abi işte bu ne oldu? Setin bir günü olmuş, 1 milyonlara geliyoruz, çıkmış. Kimlere? Setin bir günü 350 bin, 400 bin maliyet. Gidin bu fantazilerinizi YouTube'da yapın. Ya niye? Kendi dizinde yaparsın. Aynen. Ona dönüyor mecburen ya. Ben biraz şeyciyim orada. Çok haklıyız. Haklısınız hepiniz. Ama maalesef abi çok para bu koyuyor. Bu sistemin yürümesi için gereken insanlar vardır. Bir şey söyleyeyim. Başından sistemin köpeği ya. Şunu da kendine dedirttin. Şunu da kendine dedirttin abi. Aha telefon çalıyor. Telefon kim arıyor? Yabancı bir numara. Aç bakayım. Onu bir şunu hemen bakıp bakın gelelim lütfen. Abi. Hayır inşallah. Alo. Alo.
Kim o? Kim hangisi? Neyle konuşuyorsun oğlum? Yes mi? Yes. Netflix diyor. Netflix mi? Netflix diyor. Of course ya. Bir şey oyna diyor. Bir şey oyna diyor. Anlam. Senaryo istiyorlarmış. Abim de senarist de. My brother, big brother. Mimi. Director. Script. Script. Also. Also script. Mi zaten script ya. Anlamıyorum. Ne diyor ki? I will return de. Sana döneceğim de. I will back. I will back. Okay. Sen İngilizce bilmiyor musun? Sen Bilkent'te okumadın mı? Sen İngilizceni nasıl geliştiremezsin? Netflix kaçtı. Ama yani böyle olmaz ki. Ne yapacağız? Ben seni yazdıracağım. Neye? Yılın son kampanyası. %65 indirim Open English. Oradan yürüyeceğiz abi. %65 mi? Evet. Yani bu fırsatı kaçırmayacağım. Yeni yılda to do listinde, yapılacaklar listende artık İngilizce olsun Eray. Sen ana dilin Türkçeyi bile çok zorlanıyorsun. Bari İngilizceden yürü. Bak senden son bir abin olarak bir şey istiyorum. Şu butona tıkla, formu doldur, web sitesine git artık kardeşim. Ve bu İngilizce sorununu halledelim. 2024'te artık İngilizce bizim için no problem. Sen beni bu işe almanı bu kadar çok mu istiyorsun abim ya? Kendim için istiyorum kardeşim. Canım abim ya. Kendim için istiyorum. Netflix'te bir kapımız olacak artık. Yani bana güven. Kaydolursan. Alacağım bu işi. Hadi bakalım. Onur abi bekliyor. Biz gidelim hadi. Gidelim. Wait for me. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Hadi bakalım. Hayırlısı. Olacak bu iş. Şunu diyeceğim Onur'um. Seyirciyle oynamak ve kamera oyunculuğu. Yani seyirci çok başka bir enerji anladığım değil mi? Yani hani bu herkesin söylediği seyirciyle oynadığında yürüyorsun gidiyorsun muhabbeti var. Seyirciyle bir alışveriş oluyor ya, bir enerji alışverişi oluyor. Seni çok yükseltebiliyor. Yani performansın o gün düşük olsa bile seni alıp hadi yapabiliyor. O sizin sahneden indikten sonraki adrenaliniz evet. Beni çok büyülüyor. Gece gerçekten böyle yani ne yapacaksın? Normal hayata düşüyorlar böyle yani hani. Hala yüksekler falan. Başka biri görse der ki bunlarda bir şey var falan der. Ama o seyircinin öyle bir gücü evet. Var gerçekten. Alice Harikalar Diyarı oluyor bir anda. Evet. Zaten o gecelerden sonra uyumak çok zor oluyor. Mesela turneye gidiyorsunuz. Sabahta başka şehir var. Gece oynamışsın. Oyunda iyi geçmiş. Yardırmışsın. Böyle duruyorsun. Ne? Nasıl uyuyacaksın? Uyuyamıyorsun yani. Ama ya, mükemmel bir his. Mükemmel bir his. Yani insanlar herhalde buna tutuluyor. Sahne tozu dedikleri hikaye herhalde bu. Yani o adrenalin, o yükseklik, o hissettiğin duygular bağımlılık yapabilir. Zaten öyle bir durumu var. Yani şu, bu kadar ağır dizi temposu olan oyuncu tiyatroya vakit ayırıyor abi. Haftada 2 gün, 3 gün gideceğim diyor. Hiç böyle başına çok acayip bir şey geldi mi? Nerede? Güldür güldür yaparken, turnede, şeyde. Yok yani öyle acayip bir şey yaşamadım. Benim en büyük korkum şey abi orada, unutursan. Fısılda. Yani... Ama onunla da dalga geçiyorlar. Onunla da dalga geçiliyor. Bir de yani yanındaki arkadaşların da o kadar uyanık ki herkes birbirine karşı. O hemen toparlanıyor bir şey. Yok, benim korkum şey hani 2-3 replik değil. Sonrası gitti yani. Ne kadar ya. Gidebilir ya? Alzheimer falan olman lazım. Yani. Sahnede Alzheimer oluyormuş. Allah sana da sahnede onu nasip etsin. Böyle yani 70'lerinde. Ali var. Keser... Bak ha. Ulan şuna der mi yani? Onu da bir oyuna çevirebiliyorsun yani. Bak şuna sen de uğraşmıyor mu der yani. Ya Hamlet oynamıyorsun ya yani onun için. Bir de o anlar mesela hep seyircide ve sizin kendi aranızdaki enerjide en güzel çıkan anlar. Yani hiçbir yazılı metin o tadı vermiyor. Çaresizlik çünkü o çaresizliğe seyirci çok gülüyor ya. Yani. Sen de çaresizsin. Çok ansızın basıyor değil mi abi? Onların hiçbiri planlı ya da şeyli durumlar değil. Size de sürpriz oluyor yani. Tabii. O zile basması. Abi istersen hop deyiz. Bence bunu hop, bize de mi zil? Bana da mı zil yani? Zaten ara ara ben hatırlıyorum Onur'un bakışlarını. Tam yardırmış gidiyoruz. Ali'cim şimdi mi basılır bu zile? Kıymamazlıktan geliyor. Devam da. Kapıdır kapı devam. Kapı çalıyor kapı. Peki şimdi böyle bir tiyatrodur, şudur budur, bir planın, programın, bir şeyin hani yine seyircili bir sahne, bir şey istiyor musun? Bir Aziz Uğur ben bir şey yapmak istiyoruz. Avrupa'da başlayacağız. Bir night show gibi düşünüyoruz. Ha, direkt yurt dışında başlıyor evet. Mevzu. İnteraktif oyunları olan, hikayelerimizi anlattığımız güzel bir show hazırladık. Bakalım nasıl olacak? Aa güzelmiş bu mevzu. Çünkü ben hep şunu istiyorum abi. Yani bizim bu sektörün devliğinden kurtulmanın tek yolu butik butik hı hı. Sizler gibi böyle yani zaten işin üstadı olan insanların sahnede
bunu butikleştirerek bu devasa endüstriden koparmak. Başka türlü bir zaten o 140 sayfalar, 165 dakikalar şunlar bunun hiçbirinin bir yol olacağı yok. Orası öyle duruyor. Yok orası. Bir nefes alanı yaratmak lazım. Bu da sizin gibi oyunculara düşüyor açıkçası. Ya da o yapılara düşüyor. Vallahi yolu bahtı açık olsun. İnşallah. İnşallah. Niye yurt dışıyla başladınız peki? Yani öyle düşünmüştük zaten. Bir de ben uğruna inanıyorum ya. Köln'ün diyormuş. Köln'de başladım. Köln'ün uğruna inanıyorum. Bir işe başladım mı Köln'de konuşur. Bütün toplantıları. Toplantılarım Köln'de. Onun için ilk maliyetleri çok yüksek olur. Onurların projelerini Köln'de konuştukları için. Yurt dışı seyircisi bir başka mı peki hakikaten abi? O öyle bir durum var mı ya? Var. Değişik mi bir başka mı? Evet doğru. Çok yüksek. Seni de çok yükseltiyorlar yani. Böyle kahkahaları böyle dolu doluymuş gibi geliyor bana. Yani mesela bir programın yurt dışı turnesinde mi yoksa işte yurt içi turnesinde mi olduğunu net anlayabiliyorum. O devasa yükseklikten yani. Biz şeyi konuşurduk Güldür Güldür zaman turneye gittiğimizde. İşte oyun biter falan. Oğlum biz şimdi Türkiye'de nasıl yapacağız? Hani bu yüksekliğe alışıyorsun ya. Diğeri acaba gülmüyorlar gibi geliyor insana. Acaba gülmüyorlar mı? Halbuki salon çok eğleniyor. Ama ya yani ama kimse niye bağırmıyor abi? Eylemsel laf atmalar falan değil mi? Ya bir ben şeyde hep görüyorum böyle yerlere vurmalı falan böyle. Yani aşırı gülmeye programlı bir kitle. Çok çok eğlenceliler. En tepkisiz seyirci nerede var? Yani hani gülüyor, eğleniyor, tebrik ediyor, bilmem ne yapıyor ama bir opera izler gibi böyle. Ankara seyircisi mesela biraz daha şeydir. Daha zordur. Her gittiğimde onu hissederim. Vallahi mi? Evet. Ankara zor mu? Seçici çünkü. Çünkü çok tiyatro alışkanlığı evet, çok olan bir durum. Yani işte devlet tiyatrosu bilmem ne tiyatro, özel tiyatrolar, turne tiyatroları Ankara'da çok takip ediliyor. İzmir seyircisi mesela daha neşelidir. Peki, daha gerçekten kendini bölgesel bir durum var. Var yani Ankara seyircisi biraz daha zordur. Adana seyircisi vurur. Beğenmedim böyle şaka. Eğlendirmek daha zordur. Ya ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Bu bir şey gibi. Böyledir demiyorum. Ben öyle hissediyorum. Bu da tezim. Getirmiştim. Yani. İki sayfa ama yani tezim. Bu kadar. Şimdi biraz tez. Peki şunu soracağım abi. Bu mesela sinema yapıyorsun, tiyatro yapıyorsun ya da işte televizyona bir iş yapıyorsun. Vazgeçilmezin hangisi? Vazgeçilmezim değil. Hepsini çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum. Sinema ne olacak? Şimdi biz bunu çekerken ölüm dünya tam netleşmedi. Hani ne kadar izlendi. Ya büyük ihtimal bu gidişe göre bir 2,5'u bulur. Bulur gibi görünüyor. Hani çok matematiksel iyi olarak. Biliyorsun ben matematikte çok iyi. 4 çarpı. Bakıyor böyle. Matematiksel. Yani şurada matematik öğretmenim olsa eski enseme öyle bir tokat koyar ki. Bir şeyin bir de sonuna sel ekleyerek onu özümseme metodu. Matematiksel o tiş diye. İstatiksel. Yemin ediyorum en son bunu seçimlerde matematiksel oldu. Bu masadan çıkmaz. Altılı masa cort. Bak 20 oradan geçer. 15 oradan geçer. Ama 2,5'u falan bulursa en azından bir ışık değil mi? Ya, lütfen ya. Vallahi öyle ya. Yani hani bizim için o kadar kıymetli çok özel bir yer ki. Ya. Çünkü gerçekten yani şaka bir yana çoluğuna çocuğuna kalacak tek şey film. Evet. Yani dizimizi kim izleyecek abi bundan 15-20 sene sonra yani öyle acayip bir şey değilse. Sinemanın tatmini de bir başka. O dev perdede hani çocukluğunda ilk gördüğünde oh, bu ne dediğin şeyin içinde sen varsın. Evet o devasa. Çok gurur verici bir şey. Şeyi anlamıyorum mesela Disney'e sokuyorlar bir şey böyle platformlara sokulan işlerin galası sinema salonlarında yapılıyor ya. Evet. Evet, size de saçma gelmiyor mu yani? Ne yapalım? Zoom'dan birbirimize bağlanıp evde miyiz diyelim? Yapmayalım. Bak yine ama bir yapımcı dostu. Ama onun da bir PR değeri var. Ya ne bileyim abi o bana aynı duyguyu vermediği için büyük ekranda izliyorum ilk bölümünü, bir şeyini, filmini, dizisini neyse. Eve gidiyorum küçücük sonra laptopun ekranına düşüyorum. O aynı hissiyat değil. Torrent'ten ben izlemiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. IPTV'ler şunlar bunlar. Selçuk Sports'lar. Selçuk yani Sports. Sektöre artı bir katkısı yok. Sonra da işte sinema iş yapıyor. Lan bilet almıyorsun. Bak gülüyor. Bak gülerek mevzunun geçmesini bekleyen tip. Doğru. Bilet aldı sinema devam etsin. Onur abi 20-25. dakikada şey yaptı. Peki, hangi şey filme gittin en son sinemada? Oppenheimer. Ya ona da gidemedim. Gidemedim. Ya abi sen dizi settesin. Ondan önce de Bergen'dir ama abi. Ben en son neye gittim hatırlamıyorum biliyor musun? Gala dışında mı? Gala dışında.
Yani... Sen neye gittin? Gala dışında mı? Gala dışında. Galiba Oppenheimer. Sen Oppenheimer'a gittin mi? Gittim, beğendim. Neye gittim ya? Vallahi hatırlamıyorum, biliyor musun? Arkadaşlarından hiç oyuncu olan oldu mu çocukluk arkadaşlarından? Çocukluk arkadaşlarımdan olmadı. Onlar neci şu an? Ne yapıyorlar? Öğretmen var, mühendis var, çiftçi var, hayvancı var. O bayağı esnaf ve sanatkar var. Var yani, dükkanı olan var, büfesi olan var, ticaretle uğraşan var. Var oğlu var. Mesela hala görüştüklerinde var, tabii, demek ki. Yani orada ne hissediyorsun böyle kendini, hani sen de bu işlere girdin onurum falan mı? Zaten senin mayanda vardı kesin, o diyorlardır onu. Zaten beni bahsetmiştim çok, şimdi kafa ütülemeyeceğim. Arkadaşlarım yönlendirdi bu tiyatro seçmelerine. Seçme de demeyeyim de tiyatro kulübüne diyeyim, belediye tiyatrosuna. Onlar çok istiyordu. Ben neşeli bir çocuktum, neşeli bir arkadaştım. Bu arkadaş grubunun neşelilerindendim yani. Hep olur o. Evet. Çok eğleniyorduk. Onlar da yönlendirdiler beni. Gittim, o alanda yürüdüm. Onlar çok inanıyordu bana. Ben onlar kadar inanmıyordum mesela. Saçma değil mi? Evet. İşte arkadaş çevresi böyledir Eray. Senin de mesela hapse gireceğini düşünüyordu arkadaşlarının çoğu ama sen... Ben inanmıyorum bir ama senesi onlar var. İnanıyorlar. Bir iki senesi var. Bir yapımcı için tetikçilik yaparken bulunacak. Sizin için biliyorsunuz değil mi? Ay yapıma bu yapılır mı lan? Ben bunu normalde Onur abiye diyecek adam değil. Ne şey yapıyorum. Kerem Bey, Kerem Bey. Abi benim her gelen konuğumuza sorduğum bir sorum vardır. Öpüşüyor mu? Aynen onu. Her gün öyle bir şey soruyor. İlk kez yayında sordu. İlk nerede öpüştün? Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın? Anladığımdan emin değilim. Kazandığın ilk en, büyük parayla ne yaptın? En iyi cevap bu oldu. Yani en iyi cevap da aslında. Teşekkür ederim. Bir boka yaradı. Bunu kapatamadım. Geniş. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil abi. Dur hatırlayayım hemen. Kazandığım ilk büyük para. Toplu para diyorsun. Toplu para. Nerede kazanmıştım hocam? Ev alanlar var, araba alanlar var. Üzerinde Güldür Güldür'de, ya öyle toplu para değil ama Güldür Güldür'de ben... Toplanmaya başlamıştır herhalde. Para kazanmaya başladım. Ha. Ha, reklamında oynamıştım. O olabilir. Ne yapmıştım? Bir şey almışımdır ya kesin. Bir şey almışım. Yani ev, araba, bir şey değil mi? Bir şey almışımdır yani. Öyle çok hoyrat değilimdir para konusunda. Sade abiye sormuştuk biz bunu. Sade Celi Cengiz'e. Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın? Koltuk almıştır evi. Bot aldım demişti. Bot. Kışlık bot aldım. Bizim de ikimizin aklına dedik ya Allah, denizde bot. Ulan Sade abi de hiç alakası yok. Yok abi, bildiğin ayakkabı olan bot almış. Onun büyük parası biraz değişik bir kavram. Ve gidip, toplu para sanmıştı. Dükkana girip şey demiş. Bana en pahalı botu verin. Buyurun Sadi Bey. 41 numara değil mi? Çok elegant bir ortam. Allah Allah. Öyle bir şey var. Ben ne almıştım ya? Şimdi öyle bir sordun ki. Bir şey, yani dediğin gibi bir herhalde bir yatırım bir yerden bir şey. Belki arsa. Öyle oluyor ki. Şey. 5 yazara sorduk. İşte onlar, o sorulardan biri de şu: hayattaki en büyük hayaliniz ne? 5'i de ev sahibi olmak demiş, biliyor musun? Yani bu topraklarda bu hikaye değişmiyor yani. Hani yazarları şimdi hatırlamıyorum, böyle bayağı sağlam dönem yazarları işte. Türkiye'den bahsediyorsun. Tabii tabii, Yakup Kadri'de atıyorum yani, öyle bir şey. O zamanki insanların derdi de ev sahibi olamamak. Sene 2023 yine aynı yani dertten muzdaribiz. Orada da enflasyon abi ya. Onlar da onu diyorlar. Abi Osmanlı akçesi biraz daha değerliydi ama lira. Ya bu Darülfünun biraz. Yani bilmiyorum ki Marif Vekili ne diyecek. Ama şimdi daha zor bence. Hiçbir anlamı olmayan sorular olacak tıpkı diğer sorularım gibi. Peki bir şey diyeceğim. Ben ondan önce Uğur'la aranız nasıl? Evlendikten sonra da görüşüyor musunuz? Ben sette olduğum için görüşemedik. Uğur biliyorsun best kankisi ve ev arkadaşı. Tabii, ve tabii. İlk evliliği. İlk evliliği. Gerçekten öyle çünkü. Onda
boşanır gibi ayrılmıştık. Aynen öyle. Oturduk sevgili gibi. Bir yuva kurulurken diye. Anlaşarak. Kırdık. Gitmek zorundayım Onur falan. Gitme. Bak televizyonu aldım. Birbirlerini tavlıyorlardı öyle gitmesinler. Bir sene daha tuttum onu öyle. Evet biliyorum biliyorum. Sonra gitti. Televizyon, mobilya falan her şey. Şımartıyordu ya. Uğur. Gel gel. Uğur Bilgin'den bahsediyoruz. Onun da selamı olsun. O da konuk olacak inşallah. İnşallah. Yani bayağı birbirlerini şımartan ve ama çok iyi ev arkadaşlığı. Yani... Uğur benim tamamlayanımdır ya. Öyle. Şu hayatta. Ne, Güldür Güldür'de mi tanıştınız peki abi? Hayır benim sınıf arkadaşım. Öyle mi? Tabii. Ha bilmiyorum ben onu. Okuldan sınıf arkadaşım. Aa, okuldan. Okuldan. Zaten nerede olmuş? Ehliyet kursundan sınıf arkadaşım. Gerçekten orada başlayan bir dostluğun olsa ya. Ehliyet sınıfında tanıştık. Ama hani hiç o arabadan inmemişler. Hep gidiyorlar ayrılmıyorlar. Vitesi o artıyor. Tamamlayanın dediği oymuş. Debriyajda bir ayağı. Üç değil mi falan? Evet üç. Onur'un üçünü bir göreceksin. Bir geri vitese takar. Sınıf hasta olmuştu. Bu ara görüşemiyoruz ama. Yani bu dizi işinden görüşemedik. Bu arada ben şimdi taşınıyorum. Uğur'un balkonu burası, benim balkonum burası. Gerçekten mi? Abi yok bu yani. Yani şöyle karşı karşı. Hayatımda gördüğüm en şey hikaye. Sürekli birbirlerini buluyorlar. Ama hayat da atıyor. Mesela öyle bir planımız yoktu. Öyle denk geldi. İşte bu çok bence yazılmış bir kader çizgisi gibi böyle sürekli kesişimler ve şeyler yani. Şimdi sorunu sorabilirsin. Sorayım. Çünkü onu soracaktım unuttum. Dışarıda soracaktım buraya kısmettim. Dışarıda da burası içeride mapushane. Medde'nin zindanlarındayız efendim. O zaman geçiyorum abi sorularıma. Nakit mi kredi kartı mı? Kredi kartı. Kredi kartı. Büyük baba mı dede mi? Dede. Dede. Büyük baba. Bu arada hemen araya gireceğim. Grandpa. Dede ya. Dede, ben, ya. Ya bak ben iki dedeme de dede diyordum, iki neneme de nene diyordum. Dedi? Anneanneymiş, babaanneymiş. Nene ya işte. Nene. 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 Ben de mesela büyük baba deyince abi böyle bir... Yani oturmuyor bizim ağzımıza ya. O kadar emin oluyorum Anadolu, ki o. Anadolu'da büyük baba desen sana... Döverler oğlum. Döverler. Neyimi büyük gördün lan filan diye böyle şey yapar yani. Büyük baba nedir? Terbiyesiz alaksız. Kesin öyle çıkışır yani. Anneanne. Mesela öyle şeyin köyün sokağında anneanne bir şey olabilir miyim dediğinde olmaz. Er. Anneanne. 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 Abi laptop kaybetmek mi telefon kaybetmek mi? Laptop kaybetmek. Telefon bana da daha zor geliyor. Evet. Lif mi kese mi? Kese. Hamamda tellak mesajı mı? Spada body masajı mı? Bali masajı ya. Vallahi. Tellak çok dövüyor oğlum ya. Tellakların meslek mi yapıyorlar yoksa zaten... Dövmeye yer arıyor ya. Ama o sonra bir saçma rahatlığı da oluyor ya onun. Dayak yemiş rahatlığı. Ya o herkes... Ben ne bileyim ya ben hoşuma gitmedi. Sivas'ta gittim. Adam keseledi keseledi. En son arkam mermer. Mermeri itti beni. Doğan dedim. Allah dedim herhalde ayağı mı kaydı ne? Keseledi keseledi. Doğan dedi. Duvardan dedim, ne yapıyorsun abi? Gelin. Adettir dedi. Ne adet dedim ben böyle bir şey görmedim. Bak ya. Bu Sivas'taki kimse o dayı bize ulaş. Yani ben kaç kişiden duydum. Sivaslı abi. Tellak dayı. Sen insanları dövüyor mu? Umarım masaj emekli olmuşsundur. Yani bak, mesleğin yüz karası. Sivaslıları böyle tanıtamazsın kardeşim. Yani, üç kere duvardan sektirdi adam beni. Öyle ki ben birinden daha duydum bunu diye ya. Adettir diyor. O zaman abi, ne zamandır öpüşmeden bahsetmiyoruz. Öpüşme. Öpüşme sahnesi mi, dayak sahnesi mi? Dayak yeme tabi. Öpüşme sahnesi. Öpüşme sahnesi. Yani dayağı tercih ediyorum şu an. Şu an sen dayağı mı tercih evet. ettin? Evet. Onu eliyor. Eledi. Sen baştan beri elediklerini mi söyledin? Öyle güzel hayır. bir türkü gibi girdin ki eledim şıkla. O zaman sen öpüşme sahnesini, dayak sahnesini tercih ettin. Tercih ediyorum. Heh, tamam. Harbiye'de açık havada skeçteki tüm replikleri unutmak mı, eşinin doğum gününü unutmak mı? Eşimin doğum gününü unutmak. Bir şekilde gönlünü alırım ya. Harbiye'de o kadar adamın gönlünü hangi şeyde? Sen o zaman hangisini tercih ettin? Eşimin doğum gününü unutmak. Değil mi? İşitme engeller için haber bülteni gibi olduk oğlum biz. Niye anlaşamıyoruz ya? Hangisi tercih edin? Eşinle öpüşmek. Yok şey ne? Harbiye'de o kadar kişiyle öpüşmek mi, eşinden şey mi? Harbiye'de deden. Kese atması mı eşini?
Çok konuşan taksiciyle trafikte kalmak mı? Serçe parmağını masa kenarına sertçe vurmak mı? Serçe parmağımı sertçe vurmak. Trafikte kalmak istemezsin değil mi taksiciyle? Çok konuşan taksiciyle abi. Yani serçe parmak geçer hemen ya. Onun da acısı fena olur abi. Öbürünün de acısı fena ama. Ama doğru, onunki de doğru. Taksici. Borç isteyen akraba mı? Instagram'da her fotoğrafa yorum yapan akraba mı? Hangisini tercih ederim? Evet. Borç yani isteyen akraba. Tercih mi? Bunlar tercih mi? Yönelim mi? Onu ne diyeceksin? Sen bunu mu tercih edersin? Borç isteyen akraba. Fotoğrafıma yorum yapmasın yeter ki diyorsun. Ha, kötü şeyler yazıyor diyorsun diye. Yazıyor. Bilmem neyi, selam. Hanıma selam. Olur, o olur. Tamam. Olur. Olur. Sürekli, ulan adam olduğunda falan öyle şeyler bekliyorum. Bak, var değil mi öyle? Nereden? İşte ya. Çünkü var değil mi? Var. Bizde yok Allah'a çok şükür. Ama görüyorum ben şeylerde öyle. Bizimkiler çok naiftir. Atıyorum böyle şey. Ayfer teyzen, ha, buradan onlar selam okay, söylüyor. Onlar sorun yok. Onlar oluyor yani. O zaman ne diyeyim? Sen sorularından memnun musun bu hafta? Memnunum. İyi cevaplar alabildiğini Onur abi memnun mu bilmiyorum ama. Ya ne desin adam yani, sağ olsun beni kırmayarak geldiği yerde. Çıkışta kenara çekip bundan... Murat ne Murat... olacak oğlum bunda? Emin misin? Murat oğlum bu saçmalıyor bak. Sen yoluna tek mi? Ben geleyim. Ben destek atarım. Uğur gelir. Hani keşke öyle olsa. Emrah ne oldu oğlum? Emrah ne yapıyordun sen? Emrah ne oldu abi? Gelsin yani. Var öyle tipler değil mi? Yani şey böyle. Sana iyilik yapıyormuş gibi davranıp böyle alttan körük 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 körük. Vardı ben mesela yani. Onu hissediyorum bazen. Ben diyor ya musun? Hiç etrafımda öyle insan yok ya. O konuda çok şanslı biri olduğumu hissediyorum. Abi mesela ben ne zaman ya? Geçen gün bir galada. Gördüm o tipi. Biraz da tanıyorum. Gitti böyle. Lan galası adamın, tamam mı? Ondan sonra bir şey var. Orada gidip yamyam gibi beynini yeme onun değil mi yani? Orada onu yamışsın da bilmem ne yapmışsın da bilmem ne bilmem ne olmuş da sen işte keşke orada bir... La oğlum onun yani desenle çıktı, vizyondayız artık yani hani. Ha, de ama, yarın de. Evet bir gün sonra. Ama demek bile lazım. Yo ben gala yalancılığından bahsetmiyorum. Bu bile isteye o kadar da samimi olmadığı halde gidip beynini yeme ritüeli yani. Çok gereksiz. Var var öyle tipler de var. Abi bir sürü tip var ama bu hafta biz Onur buldu tipi. Niye böyle o bitmedi ki? Onur buldu tipi oyunculuk. Yani Onur'laydık vallahi yani hani zaten arkadaşlığımız hep baki az görüşebiliyoruz ama Uğur'la bile az görüşüyorum dediğin için bunda bir sıkıntı yok yani hani. Tekrar tekrar gelmeni isteriz böyle yeni güzel şu turneye çık gel. Yaparız ikili orada... işler yaparız. Çıkışta bir görüşelim. İkili işler. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Vallahi yalları çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni. Estağfurullah ya. Vallahi. Kahvemi verdiniz, suyumu verdiniz. Daha ne isterim ki? Yani ekip vallahi Medine'si, Necosu, Necosu, Gizosu, Okosu, Emrosu, Onosu, Omosu. Şaka mı? Şakosu. Bir o eki geldi artık biliyorsun her şeyin sonuna. Niye olduğunu bilmediğimiz. Bizde de vardı o bir ara. Vardı. Bir şey isteneceği zaman. Onu efendim. Onu mu? Onu. Haftaya yine görüşeceğiz. Kapatmadan dur ben bir şey yapayım öyle şey. Bu ve bunun gibi bir sürü videomuz için kanalımıza abone olup videolarımızı likelayıp bizi de takip ederseniz çok mutlu oluruz efendim. Aynen. İşin o kısmı diyorsun. Kilitçilik. Ekmeğimizdesin diyorsun. Bildirimleri de açsınlar mı? O zaten onu söylemiyorum bile artık. Bir de bildirimleri de açın abi. O zaman bit. Hadi görüşürüz.